Merhabalar değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir eğitim videosuyla daha beraberiz. Bugün ne öğreneceğiz? Bugün bir tavır daha öğreneceğiz. Karadeniz ve Rumeli tavrı öğreneceğiz bağlamada. Zeybek tavrını öğrenmiştik. Birkaç eser çaldık bununla ilgili. Şimdi Karadeniz tavrına, Rumeli tavrına geldik. Niye aynı isimde söyleniyor? Yönleri aynı arkadaşlar. Sadece Türklerin duyumları farklı olduğu için aynı yerde kullanılıyor. Aynı isimde, aynı gösterimde yapılıyor. Rumeli ise ona göre bir duyuma göre çalınıyor. Karadeniz ise duyumuna göre icra ediliyor bu tavır. Şimdi Zeybek tavrı aslında çoğunun temeli gibi oluyor. Zeybek tavrı gibi göreceğiz. Yazımları farklı olsa da. Bu tavırlı, yani bu Karadeniz tavrından sonra makamları geçeceğiz yavaş yavaş artık. Önümüzdeki bölümde de makamları vermeye çalışacağız. Bundan sonra bir makam, nota ayrı bir yörenin tavrı şeklinde bir gidişatımız olacak. Tabii ki eser çalımları da olacak bunun içinde. Şimdi notayı, tavırını göstermem gerekirse 1-8'lik, 2-16'lık, 1-8'lik, sonra 1-4'lük, İki tane sekizlik notam var. Yedi zamanlı oluyor arkadaşlar. Baştaki zeybek gibi duyuluyormuş gibi. Ama değil. Zeybek'te hani ilkinde bekliyorduk hatırlıyorsanız. Tan, trilap diye bir şey vardı. Bunda üçleme başta düşünürsek, yani daha demin dediğim gibi sekizlik, on altılık, on altılık, sekizlik, dörtlük nota, iki tane sekizlik notaya koyduğumuzda gösterimde olduğu gibi. Bunun icrası da farklı. Şimdi tellerimi tutayım, tık 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 olarak sıdırmaya çalışayım. Şimdi ilk vuruşumuz hepsi aşağıya. Yani hepsini aşağıya, bütün tellere vurdum. Sonra o zeybekteki çırpma vardı ya, yine çırpma gibi ama burada beklemiyoruz. En alt telde, şimdi ilk hareketim hepsi aşağıya doğru. İkinci hareket en alt telde yukarı. Üçüncü hareket aşağı. Ve dördüncü hareket hepsi yukarı. Sonra da dörtlük nota hepsi aşağıya, yukarı kaldırdım. O iki tane sekizlik notamda da aşağı ve yukarı şeklinde yaptım. Yani ne oldu? Tan ti ti ta 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 ta. Bir daha gelelim. Ta 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 ta. Tam ta 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 ta. Yani bu tabii ki 7 zamanlı türküleri biliyorsunuz, Karadeniz'i biraz daha hareketli oluyor. Hani biraz zeybeğimsi, hani bunu duyuyormuş gibi olacak ama bu ilk iki notanın hızı zeybekten daha hızlı. Zeybekte hatırlarsınız ilkte bir nokta vardı ya, o uzatma anlamını taşıyordu. Bunda direkt geçiyor görüntüde olduğu gibi. Yani hepsi aşağıya. En alt telde yukarı, aşağı, bütün teller yukarı, bütün teller aşağıya, bütün teller aşağıya, yukarıya. Yani ta 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 ta. Beraber yapalım. 3. Şöyle aslında vermek lazım. Son ki 3, son ki, son ki, ta 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 ta. Şimdi gidişat hep biz 7 zamanlı olduğu için hep ne yapıyoruz? 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 kafamızın içinde bu var. Biz de bu yönleri, o ritme uydurmak zorundayız arkadaşlar her ölçüde. Bir daha hatırlatalım. Hepsi aşağıya, en üst telde yukarı. Affedersin, en alt telde yukarı, aşağıya, hepsi yukarıya, sonra hepsi aşağıya, sonra hepsi aşağıya ve yukarıya şeklinde geliyor. Ta 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 ta. Üçlemedeki hareketim bu. Ta 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 ta. Beraber 3-4. Ta 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 ta. Hani şey gibi düşünün, Van Karaman, Van Karaman, hani söylen işte biraz daha rahatlatır belki. Ta 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 ta
Sonraki 3 hareketin nasıldı? Hepsi aşağıya, boş çıktım yukarıya doğru. Sonra aşağı ve yukarı yaptım. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Olması gereken bu. Tan la tan. O çırpmayı zeybekte yapıyorduk ya, ta 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 ta, hızından dolayı bir düğümü var. Zeybek olsaydı tanla, o başta ne yapıyorduk? Son anda çırpmamız gerekiyordu, bunda öyle bir şey yok. Aşağıdan sonra hemen tanla, 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 zeybek, tanla, Karadeniz, Rumeli gibi düşünün. Tan ta 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 ta. Beraber yapalım. La kararım. Akordum do'ya çektim bu arada. Şimdi burada üçleme başlığıydı. Bir de üçleme sonunda var. Yani yaptığımız dörtlük nota bu sefer başlığı oluyor. İki tane sekizli ortada oluyor. Sonra sekizlik, on altılık, on altılık ve sekizlik olarak yapıyor. Bunda da yaptığımız şey aynı. Hepsi aşağıya, boş çıkarttım. Aşağı, yukarı yapıyorum. Sonra bu çırpma kısmı geliyor. Ta 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 ta. Yani... nasıl gidiyor? 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 Türküyü çalarken de yörenin özelliğini çalarken de bu yöne dikkat etmek zorundasınız. Şimdi zeybek bu Karadeniz tavrı tam oturmalı. Çünkü diğerlerinde geçtiği zaman işte bir Konya'ya geçtiğimizde yine zeybek gibi duyacaksınız. Ama sonunda böyle bir taktırma var onda da. Son tel atma gibi. Onun için bu Karadeniz dediğimizde birincisi, ikincisi nasıl da pam pa pa pam bra pam pa pa pam bra pam pa pa pam bra. Aşağı aşağı yukarı bütün teller, bütün teller aşağıya, o son üçteki yukarı aşağı ve hepsi yukarı şeklinde. Tan ta ta tan ta ta ta. Tan ta ta. Tan ta ta ta, tan ta ta, tan ta ta ta, tan ta ta, tan ta 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 şeklinde gelmeli. Nasıl yapabilirsiniz? La kararı tutabilirsiniz. Bu ikincisiydi. Birincisi neydi? Birincisi de buydu. Zeybek neydi? Yine egzersizlerinizi mutlaka alın. Birincisi aksatıyordu. Bu farkları ve bilek hızlarını yakalamaya çalışın. Diğer videoda evet Karadenizli Rumeli'yle birer eser çalacağız. Sonra makamlarımız var. Artık işimiz devamlı nota olacak. Notalarıyla beraber işte o yorumlarda vardı. Legato bağlı çalımlar gelecek. İşte tek tezeneyle legato... Hani o dinleti bölümünde çalmıştık. Gönül dağı kısmından. Ne yapıyor mesela legato dediğimizde şimdiden bir giriş olsun. Tezeneyi vuruyorum. Sesleri birbirine bağlıyorum legato şeklinde. Şimdi bayağı aslında konu geldik. Eser de çaldık. Artık dinlememiz gerekiyor. Devamlı dinleyin. Devamlı yöresel ezgiler dinleyin. Makamsal ezgiler dinleyin. Çünkü küçük küçük farklarla makamlara gelince, ayaklara gelince orada anlayacaksınız. Dizilim olarak, donanım olarak aynı olacak ama özellik olarak farklı olacak. Onun için de tezeneden tutun da düğümüne kadar geliştirmeniz gerekiyor. Tekrar edelim son kez bitirirken. Üçleme başta, yedi zamanlı.
tan ta 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 tan ta ta 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 tan ta 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 tan. 7 zamanlı biraz ilk başlar alışkın değilsiniz. 9-8'lik gibi gideceksinizdir, fazla sayacaksınızdır. Ona dikkat edin. Yani birbirine bağlarken tan ta 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 tan ta ta 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 şeklinde. Üçleme sonunda dediğimizde tan ta ta tan ta 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 tan ta ta tan ta 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 tan ta ta tan ta ta. Bunların normal çalımları nasıl peki orijinalde? Evet, türküden türküye değişir ama yine üçleme baştakine deyim. Üçleme sonda. Şeklinde. Mutlaka kaçırmamaya çalışın. Özellikle o çırpma kısımlarını gelmesi lazım. Çünkü diğer tavırlarda işte bir Yozgat dediğimizde o devam edecek. Bir Konya dediğimizde yine aynı şekilde gelecek. Sadece takması olacak. İşte Azeri dediğimizde tersini yapacağız gibi. Her şey birbirine aslında bağlantılı. Biz şu anda sadece usta çırak ilişkisiyle yürütmeye çalışıyoruz. İşte böyle küçük küçük göstererek sizin yapmanızı sağlıyoruz. Notası geldiği zaman işte orada beraber artık evrensel dili konuşabilmek, notaya da anlaşabilmek lazım. Bu video bu kadar olacak. Önümüzdeki videoda bir eser çalımını yapacağız. Ondan sonra makamları geçeceğiz. Notalarımız neredeyse bitmek üzere. Biz bayağı götürecek, işte bağlı çalımlar nasıl yazılıyor, onların hepsini notunu aldık, yazdık, sizlerle paylaşacağız, inşallah beraber geliştireceğiz. Hepinize teşekkür ederim, sağlıklı günler dilerim, hoşça kalın.